Baykar grubu ilk defa dikine kalkış ve iniş yeteneğine sahip yeni modeli Bayraktar Diha'nın test uçuş görüntülerini paylaştı. Geçen yıl hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın adını taşıyan Milli İHA, ARGE ve Üretim Kampüsü'nde gerçekleştirilen uçuş testlerinde Diha göreve dikine kalkışla başladı. Otomatik seyirden sonra Diha dikey iniş ile uçuşunu tamamladı. Özellikle deniz platformlarında kullanılmak üzere Diha konsepti için çalışmalar 2019'da başladı. Uzun süre havada kalış için uçan kanat konsepti seçildi. Dikine kalkış ve iniş için hava aracının ikisi önde, ikisi de arkada 4 farklı elektrik motoru bulunuyor. Kanat açıklığı 5 metre, gövde uzunluğu da 1,5 metre olan Diha, elektrik motoru ile dikine havalanıyor. Sonrasında yatay uçuşa geçiliyor. Bunun için gövde arkasında da benzinle çalışan bir başka motor bulunuyor. Ancak çizimlerde yer alan bu motor, video görüntülerinde paylaşılan prototip yani test aracında ise yer almıyor. Denizde sert rüzgar gibi zorlu şartlarda otomatik kalkışın ardından göreve başlayacak olan hava aracı için planlanan maksimum kalkış ağırlığı ise 50 kilogram. Bunun içinde 5 kilogramlık faydalı yük de var. Faydalı yük yani kamera sistemi ise aracın ön tarafında gövde altında yer alıyor. Diha saatte 80 knot yani 148 km bölü saat hıza çıkabilecek. Havada ise 12 saat kalacak. Operasyonel irtifası 9000 feet yani 3000 metre olarak belirlenen Diha maksimum 15000 feet'e yani 5000 metreye kadar çıkabilecek. Taktik sınıftaki İHA örneğin TCG Anadolu'dan kalktıktan sonra fark edilmeden uzun süre bölgede görev yapabilecek. Aldığı görüntüleri, bilgileri komuta kontrol merkezine aktaracak. İHA'nın menzili ise 150 km olarak belirlenmiş durumda. Normalde 150 km sınırı karada çeşitli aktarma organlarıyla daha uzun hale getirilebiliyor. Görevin ardından iniş için Baykar Savunma kullanıcılara 3 farklı opsiyon sunacak. İstenirse dikey iniş, gövde üzerine iniş veya paraşütle iniş gerçekleştirilebilecek. Daha önceden geçen yılki Teknofest'te tanıtılan sistem için bu yıl içinde uçuş testlerinin tamamlanması ve seri imalata geçilmesi planlanmıştı. Açıklanan bu program dahilinde Baykar çalışmalarını sürdürüyor. İHA imalatına elden atılan bir modelle başlayan Baykar, TB2 ve ardından Akıncı ile sistemlerini büyütmüştü. Tasarımın en üstünde ise MIUS, yani Muharip İnsansız Uçak Sistemi bulunuyor. Şimdi bu aileye giren deniz platformlarında kullanılacak TB3 ve DİHA ile ürün çeşitlendirmesi gerçekleştiriliyor.